Herkese merhaba, hepiniz Cihatça Fiziğe hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomda sizlerle Toprak Yayınları'nın Türkiye genelinde uygulamış olduğu bir TET fizik denemesinin sorularının çözümlerini paylaşmak istiyorum. Fazla vaktinizi almadan başlayalım. Videoya başlamadan önce teşekkür edip selam yollamayı da unutma. K noktasından düşe yukarı yönde ve büyüklüğündeki hızla atılan şekildeki top en fazla L noktasına kadar yükselebiliyor. Yani L'deki hızı sıfır oluyor. Hava direnci önemsenmediğine göre top K noktasından L noktasına gelirken 1. Yer çekimi kuvveti topa negatif iş yapar. 2. Topun yer çekimi potansiyel enerjisi artar. 3. Topun yere göre mekanik enerjisi değişmez. Yargılarından hangileri doğrudur diyor. 1. Yer çekimi kuvveti topa negatif iş yapar. Yer çekimi kuvveti aşağı doğru cismin ağırlığına eşit olmalı. Yer çekimi kuvveti cismin ağırlığına eşit ve yer çekim kuvveti aşağı doğru. Cisim yukarı doğru çıkarken yer çekim kuvveti yani mg hareket yönüne zıt yönde olduğundan negatif iş yapacaktır. Bir doğru oldu. 2. Topun yer çekimi potansiyel enerjisi artar. Yer çekimi potansiyel enerjisi ep eşittir mgh şeklinde yazılır. H yüksekliği yani Yere olan yükseklik arttıkça cisim yükseldikçe h artacak. H arttıkça yer çekimi potansiyel enerjisi de artmış olacaktır. İki de doğru cevap oldu. Üçüncü öncül, topun yere göre mekanik enerjisi değişmez. Yere göre mekanik enerji diyor. Bakın şurada yüksekliği h olsun ve burada V hızıyla gidiyor. Yalnız hava direnci önemsenmediğine göre demek ki mekanik enerjiden bir kayıp olmayacaktır. Yani K noktasındaki mekanik enerji L noktasındaki mekanik enerjiye eşit olmalıdır. Bu da hava direnci önemsenmediği için. Hava direnci önemsenmiş olsaydı mekanik enerjinin bir kısmı ısı enerjisine gidecekti. Fakat hava direnci önemsenmediğinden ısıya giden herhangi bir enerji olmayacak. Önceki mekanik enerji sonrakine eşit olacaktır ki mekanik enerji de potansiyel enerji artı kinetik enerjinin toplamıdır. Yukarı doğru çıkarken potansiyel enerji artacak fakat kinetik enerji azalacaktır. Mekanik enerji ise sabit kalmış olmalı. Değişmemeli. 3 de doğru oldu. Cevabım 1, 2 ve 3 Edirne'de. Düzgün türdeş metal bir çubuk şekildeki gibi bükülerek yatay zemine yerleştiriliyor. Çubuğun her bölgesindeki sıcaklık artışı aynı olacak biçimde ısıtılarak genleşmesi sağlandığına göre genleşme sürecinde x, v, y, z uzaklıklarının değişimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Evet, cismin sıcaklık artışı sağlandığında cisim genleşecek, hacimce büyüyecek. Şekilde görüldüğü gibi çubuk boyca genleşecektir. Bu durumda genleşme merkezden dışa doğru olacaktır. Her zaman genleşme merkezden dışa doğru, büzüşme ise dışarıdan merkeze yani içe doğrudur. Şurayı genleşmenin merkezi alacak olursam şu nokta şu uzunluk şu tarafa doğru giderken şu nokta ise merkezden uzaklaşıp daha uzaklara gitmeli. Bakın bu da x uzaklığının büyüyeceğini gösterir. Yani yeni mesafemiz x üssü ise x üssü x'ten büyük olduğundan x artacaktır. D ve E aradığım cevap olmadı. Y'yi de merkeze göre genişletelim. Bakın Y noktası da merkezden uzaklaşacak ve şu şekilde bu taraflara doğru uzayacak. Hemen tam şu noktanın dibine gelecek şekil bozulmasın, bozulmasın diye. Bakın Y uzaklığı şurasıydı zaten. Şu uzaklık görüldüğü gibi Y üssü oldu ki Y üssü uzaklığı da şu uzaklıktan büyük olmalı. Y üssü de Y'den büyük. Bu durumda Y'nin de artmış olması gerekiyor. A, B ve C aradım cevaplardan biri olmalı. Peki şu noktayı düşünelim. Evet bu noktada şu tarafa doğru uzayacak. Yani şöyleyken biraz da ötelere şu noktaya doğru gelecek. Şu noktanın dibine doğru. Halde şu Z mesafesi ise şuradaki şu kısım ise şu uzaklık ise Z üssü olacaktır. Z üssü uzaklığı önceki Z uzaklığından büyük olacak. Bu da Z'nin de büyüyeceği anlamına gelecektir. Zaten boşluk da genleşir. Bir cisim ıstılırsa cisme ait tüm boyutlar uzar. Cisme ait tüm boyutların içerisinde kendine ait boşluk da yer almaktadır. Z bir boşluk ama bu boşlukta şu cisme ait bir boşluk olduğundan o da büyüyecek ve artacaktır. Bu durumda tüm boyutlar artınca cevap A olarak işaretlenebilir. X, koordinat sisteminin orijinine yerleştirilen şekildeki noktasal yükün yükten 2D kadar uzaktaki K noktasında oluşturduğu elektrik alan artı x yönünde ve e şiddetindedir. K noktasındaki elektrik alan eymiş. Elektrik alanı isteyen noktaya artı bir kulon yazılır. Buradaki elektrik alan yönü anlayabilmek için. Elektrik alan artı x yönünde e ise bu durumda şuradaki yükün pozitif olması gerekiyor ki bu iki artı q diyelim. Neden mi? Çünkü artı q Artı bir sağa doğru itmeli. E yani elektrik alan birim yüke etken elektriksel kuvvettir. Birim yüke etken elektriksel kuvvet olduğu için de K elektriksel sabit. Q çarpı artı bir. Evet artı bir kulon bölü uzaklığın karesi. 2D'nin karesi 4D kare şeklinde yazılabilir. Yani K noktasındaki elektrik alan E'ymiş. Bu da K Q bölü. D kareye eşitmiş. L noktasındaki elektrik alanı bulmaya geldi sıra. L noktasında da yine artı bir kulonluk bir yük varmış gibi düşünmeli. Artı Q, Q. artı bir kulonluk Q aşağıya doğru eksiye yönünde iter. Buna da E le demiş olayım. Yani cevabımız C, D ya da E olmalı. A'yı ve B'yi elemiş oldum hemen. E le bulalım. E le de K, Q bölü Uzaklığın karesi d uzaklığı vardı. D'nin karesini aldım ki. L'deki elektrik alan k q bölü d kare olup k'deki elektrik alan e n'in yani k q bölü 4 d karenin 4 katı olduğundan cevap 4 e şeklinde yönde eksi y yönünde cevap da Edirne'de bulunur. Noktasal k ışık kaynağından yayılan kırmızı renkli ı ışık ışının kırıcılık iniseli nk nl V, N, olan birbirine paralel ve sayıdam ortamlarda izlediği yok şekildeki gibidir. Buna göre N, K, N, L ve N, arasındaki ilişki nedir diyor. Işık çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçemez. Bakın ışık L ortamından M'ye giderken tam yansımaya uğramış M'ye geçememiş. Bu da L ortamının M ortamından çok yoğun olduğunu, M'nin de az yoğun, az kırıcılık indisine sahip olduğunu gösterir. Evet yine L ortamından K'ye doğru gidecek olan ışık K ortamına geçememiş. K ve L ortamını ayıran ayırma yüzeyine paralel gitmiştir. Belli ki sınır açısıyla gelmiştir. Bu durumda bu L ortamının kırıcılık indisi çok kırıcı ise K ortamının kırıcılık indisi az kırıcı olmalı. Ama M az? K mi daha az? Bakın L'den M'ye geçerken yine iki ortamın arasından geçebilmiş. Yani K ortamına az da olsa değmiş diye düşün. Peki L'den M'ye geçerken M ortamına uğrayamamış bile. Demek ki M ortamı daha da az olmalı kırıcılık indisi olarak. Bu da M'nin kırıcılık indisinin en küçük olduğunu gösterir. Ya da şöyle yapabiliriz. Normali çizelim. Normalle yapılan açılar bize ortamların kırıcılık indisini verir. Evet L ortamdaki açımız şu. Rastgele bir değer vereyim. 30 derece olsun mesela. Burası 30 ise 30 ile yansıdı. Bu 30 iken sınır açısı 30 derece oldu. Bakın diğer ortamda yaptığı açıları bulalım. Şu ortamda K ortamdaki açı 90 derece. Fakat şu açı 90 artı 60 yani 150 derece oldu. Normalde yapılan şu açı 150 derece oldu. Normalde ne kadar uzaklaşırsa ışığın bu ortam daha az yoğun bir ortam demektir. M ortamının normal ile ışığın yaptığı açı 150 derece. L ortamdaki açımız zaten 30'du. En yakın L'deymiş. K ortamda kırılan ışığın normalle yaptığı açı 90 derece. Normalle yapılan açı küçüldükçe kırıcılık indisi de büyüyecektir deriz. Bu durumda L'nin kırıcılık indisi K'ninkinden bu da M'ninkinden büyük olacak. LKM şeklinde Cevap cihatça fizikte kendine yer bulacaktır. Taşma seviyesine kadar su dolu olan bir taşlama kabına ayrı ayrı bırakılan düzgün türdeş KVL cisimleri şekilde kibi dengede kalıyor. Cisimlerin kaptan taşırdıkları su kütleleri birbirine eşit olduklarına göre aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur demiş. Kaptan taşan su kütleleri eşit yani en taşıdığı kütle M ağırlıkta MG kadar olsun. K'nin taşırdığı kütle bu da M ağırlığı da G ile çarpılınca MG oldu. Yani hem L'nin hem K'nin taşırdığı sıvı kütleleri eşit. Işte bu G taşan L olsun. Yine K'nin taşıdığı MG G taşan K olsun. Bunu da K olarak yazalım. Tekçin sıvının olduğu taşırma kaplarında kaldırma kuvveti daima taşan sıvının ağırlığına eşit olmalıdır. Bu durumda G taşan L ve G taşan K birbirlerine eşit. Yani K ve L'ye etken kaldırma kuvvetleri birbirlerine eşit. Bu da taşan sıvının ağırlığına eşit. Yani Mg olmalı ki birinci öncülde K'ye etken kaldırma kuvveti L'ye etken kaldırma kuvvetinden küçüktür diyor. Bir yalan oldu. Benim aradığım cevap Fk eşittir Fl olmalı. Bu da taşan sıvının ağırlığına eşittir mg eşittir deriz. Okey mi? Okey. K'nin kütlesi L'ninkinden büyüktür diyor. Bakın L cismine yukarı doğru etken kaldırma kuvveti FL. Aşağı doğru ağırlık GL Yine K cismine yukarı doğru etken kaldırma kuvveti FK. Aşağı doğru ağırlık ise GK olsun. Bakın kırmızı K cismi için yazalım. Yukarı doğru FK aşağı doğru cismin ağırlığı yani GK'ye eşit. Evet L için yazıyorum bu sefer. Yukarı FL aşağı doğru cisim ağırlığı GL eşit. Ya kaldırma kuvvetleri MG değil miydi? O zaman buraya MG yazalım. Şu eşitliklerin karşısına MG yazdığımızda buradan K'nin ağırlığının L'nin ağırlığına eşit olduğunu gördüm. K'nin ağırlığı L'ninkine eşitti ya. MK çarpı G eşittir. L'nin kütlesi çarpı yer çekim üymesi birbirlerine eşit olmalı. Geler buradan Laylay. Lay, sen güneş, baban ay olunca K'nin kütlesinin de L'ninkine eşit olduğu görülüyor. 2'yi de eledim. Aradım, cevap değilmiş. Çünkü K'nin kütlesinin L'ninkinden büyük olduğunu söylemiş. 3. K'nin öz kütlesi L'ninkinden büyüktür diyor. K cismi suda askıda kaldığı için K'nin öz kütlesi suyunkine eşit olmalıdır. Yine L cismi de suda yüzdüğü için L'nin öz kütlesi suyun öz kütlesinden küçük olmalı. Bu da K'nin öz kütlesinin L'ninkinden büyük olduğunu gösterir. 3 doğru oldu. C'yi de işaretlerim. Gergin bir yay üzerinde oluşturulan ve ilerleme yönü verilen dalganın bir anlık görünümü şekildeki gibidir. Buna göre dalga üzerindeki K, L ve M noktalarının bu andaki titreşim yönü aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Bakın sağa doğru ilerlediği için dalga biraz sonra Şöyle bir şekil almalı. Yani ileri doğru gidecek biraz sonraki görünümü. İleri giderkenki bir görünümünü çizdim. Bu şekle göre K noktası ekranın yukarısına doğru titreşirken, L noktası ekranın aşağısına doğru, M noktası ise ekranın yukarısına doğru titreşir. K yukarı, L aşağı, M yukarı. Cevap A seçeneğinde yer almaktadır. Özdeş mıknatısı ve dinamometreler kullanılarak oluşturulan sistem, şekildeki gibi dengedeyken dinamometrelerin gösterdiği değerler D1, D2 ve D3 oluyor. K mıknatısının yalnız L ile, P mıknatısının yalnız R ile, T mıknatısının ise yalnız V ile etkileştiği kabul edildiğine göre D1, D2, D3 arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Evet, D1, D2 ve D3 dinamometrelerin gösterdiği değerleri iptirilmesi gibi düşünebiliriz. Bu durumda D1'i ip gelmesi gibi düşündüğüme göre D1 yukarı doğru yazılır. D2 çekme önünde yukarı doğru yazılır. D3 yine çekme önünde yukarı doğru yazıldı. Yalnız mıknatıslar arasındaki kuvvet F, mıknatısların mıknatıslık kuvvetleri birincinin mıknatıslık kuvveti çarpı ikincinin mıknatıslık kuvveti ya da çekim güçleri ne derseniz deyin. Böyle aradaki uzaklığın karasıyla orantılı olmalı. Bakın uzaklıklar 2'de iki birincisinde, ikincisinde d kadar uzaklık, üçte yine d kadar uzaklık var. Yalnız özdeş mıknatıslar dedikleri için formülün yukarısındaki m1 ve m2 mıknatısların çekim gücü bunlar aynı olmalı. Bunlara bakmanın bir anlamı yok çünkü her üç durumda da e, mıknatısların çekim güçleri eşit özdeş olduğundan dolayı bu durumda F tabii ki de uzaklığın karesiyle ters orantılı olmalı. Yani uzaklık d kare iken uygulanan kuvvet f ise uzaklık 2d olduğunda 2d'nin karesi 4d kare yapar. Bu durumda mıknatısların birbirlerine uyguladığı kuvvet de f bölü 4 olacaktır. Uzaklık arttığı için uzaklığın karesiyle uygulanan kuvvet ters orantılı olmalıdır. P ve R mıknatısları birbirlerini çekerler. Yani R mıknatısı P mıknatısını aşağı doğru F kuvvetiyle çekiyor olsun. Aradaki uzaklık D olduğu için. Mıknatısın ağırlığı da G olarak yazıldı. Özdeş mıknatıslar. Özdeş mıknatıslar olduğu için hepsinin ağırlığı aşağı doğru G olarak yazılmış olsun tarafımızdan. Peki V mıknatısı T mıknatısını çeker mi? iter mi? S, S'i iter. Yukarı doğru bir kuvvetle itti. Yalnız D olduğundan Aradaki uzaklık da olunan kuvvet yine f olmalı. Fakat burada uzaklık 2'de. Uzaklık 2'deyken birbirlerine uyguladıkları kuvvet de f bölü 4 olur. L mıknatısı k mıknatısının kendine doğru çekecektir. Çünkü n s'i çeker de ondan dolayı. Bu durumda uzaklık artından kuvvet de azalacak 4'te 1'ne düşecektir. Hemen denge şartını yazalım. Birincisi için yukarı doğru d1 ip gerilmesi gibi düşünüyorum. Aşağı doğru G artı F bölü 4. İkinci şekilde yukarı doğru D2. Aşağı doğru G artı F şeklinde yazmış olduk. Hemen üçüncü şekline geliyorum ki burada. Yukarı D3. Artı yukarı bir de F varmış. Şu yeşil F'yi gördünüz herhalde. Aşağı doğru mı? Kantsın ağırlığı G. Buradan d 3ü de şöyle bulurum herhalde. D3 eşittir. G eksi F oldu. En büyük değer hangisiymiş? Tabii ki de toplamın en büyük olduğu D2'miş. Daha sonra G artı F bölü 4 D1 gelirken en küçük değer ise G eksi F ile D3 olmalı. Yani cevabımız buradan D2 büyüktür D1 bu da büyüktür D3 şeklinde yazılabilir. Cevabın olduğu seçenek D'de hemen işaretledim. Bir videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak destek sağlayabilir. Yorumlarınızla sonraki videolarım için bana ilham verebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. İyi ki varsınız.